Herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra yeni defterimizle 2018'i planlamaya bugünden itibaren başlıyoruz. Sizi bayağı bir sabırsız bıraktığımın farkındayım. Bir sürü yorum yazdınız, takip ettiniz. Çok teşekkürler. İlginize layık olmaya gayret ediyorum ve bu sıkışık zamanlarda bile olsa defterle vakit geçirmeye çalışıyorum. Bugün olabildiğince fazla vakit geçirdim. Hatta bu hafta olabildiğince fazla vakit geçirdim ve 2018 ile ilgili hazırlıklara başladım. 3 parça sanırım tasarım yaptım 2018 ile ilgili. Yıllık düzeni, aylık düzeni ve hayat planını tasarladım. Bugün sizlerle beraber hayat planı ve yıllık düzeni konuşacağız. Ve hemen bu videonun ardından bir başka videoda da aylık düzeni çalışacağız. 2018 için hazırlık yapmaya henüz başlamadıysanız videoları, önceki videoları bir an önce tüketmeye çalışın, bir an önce anlamaya çalışın ve bu tüketimi hızlıca üretime dönüştürelim beraber. Ve 2018 gelmeden çok hızlı bir şekilde kendimize ait bir görsel ajanda oluşturmaya başlayalım. Hiç vakit kaybetmeden bu sefer sola değil sağ taraftaki masaya dönüyorum ve bakalım neler yapacağız bu hafta. Herkese yeniden merhaba. Masaya döndük ve görsel ajandamızın 2018'e hazırlığının ilk videosuna beraber başlıyoruz. Bugün iki şeyden söyleyeceğim sizlere. Bunlardan bir tanesi görsel ajandanın başladığı ilk parça olan yıllık düzen. Yani bir yıl odağında neler yapacağız? Bunun tasarımını sizinle paylaşacağım. İkinci parça ise önemli olduğunu düşündüğüm ve her seferinde yeniden dile getirdiğim hayat planını konuşacağız ve hayatımızın alanlarına bakıp 2017 ile ilgili kendimize puanlama verip 2018'deki hayallerimizi görünür hale getireceğiz görsel ajandamızın içerisinde. O zaman hiç vakit kaybetmeden bu sayfaları beraber incelemeye başlayalım. Evet, yeni defterimi açıyorum ve yıllık düzenden başlıyorum. Yıllık düzende bu sene farklı olarak ilk hani zaten dikkatinizi çeken ve bildiğiniz, takip ettiğiniz şey defterin boyutu. Defter boyutu ufaldığı için daha minimalist, daha yalın, daha sade bir tasarıma gitmeyi istiyordum hep ve bunu gerçekleştirebildim. Benim için daha önemli olan daha el yazıma yakın bir takım tasarımı kullanmak ve böylelikle daha rahat çizmek, daha az vakit harcamak çizmekle ilgili. Ve çizmenin dışındaki olan asıl kullanım süresinde daha fazla vakit geçirmek. Yani benim için güzel gözükmesi biraz daha az değerli. Bunun dışında benim için kullanışlı olması daha fazla değerli. Artık bundan sonra defteri bu şekilde kullanacağım ki daha fazla defterle vakit geçirmiş olayım. Burada sizin şu an göremediğiniz bir eksik var. Hemen ben ilk önce ondan söz edeceğim. Bir tane TED konuşması izledim. Bu TED konuşmasını da sizinle aşağıda videonun açıklamalar kısmında paylaşacağım. Bu TED konuşması zamanı yönetmekle ilgili ve zamanı önceliklendirmekle ilgili ve çok değerli olduğunu düşünüyorum bu konunun. Ve aslında hayatımızda 3 tane ana şeyin olduğunu söylüyor bu TED konuşması. Bunlardan bir tanesi kişisel, yani benimle ilgili olan şeyler. İkincisi diğerleriyle olan şeyler, aslında ilişkiler ve arkadaşlıktan söz ediyorum. Ve diğeri de işle alakalı olan şeyler ya da okulla alakalı olan şeyler. Yani öğrenciyseniz okul, eğer bir meslek sahibiyseniz ya da üniversite öğrencisiyseniz ve uzmanlaşmaya çalışıyorsanız işle alakalı olan şeylere ayrılıyor aslında hayatımız. Ve diğer kalan alanlar bu üçünün altında sıralanıyor. Bu üç ana kategorinin altında. Bu aşağıdaki gördüğünüz iki satırda 3 farklı renk göreceksiniz ve bunu şunun için kullanacağım aslında. Diyelim ki Mart ayında kişisel kendimle alakalı bir etkinlik yapmayı düşünüyorum. Örneğin işte 2 günlüğüne bir inzivaya çekilip kendi üzerimde çalışacağım ve çizim yapacağım bir etkinlik planlıyorsam onu kendimle alakalı rengin olduğu işaretle buraya işaretleyeceğim. Ama örneğin Temmuz ayında arkadaşlarımla bir doğum gününe gideceksem o zaman arkadaşlar ilişkilerle olan ilgili rengi Temmuz'daki kısma buraya karalayacağım. Yani aslında baktığınızda bir yıla 3 farklı renkte etkinlikler görebileceksiniz. Bu sene bunu kullanacağım. Bakalım bana ne kadar faydalı olacak. Yine ikinci yılda öğrendiğimiz şeyleri de farklı bir videoda paylaşmaya çalışacağım sizlerle. Bu sayfanın daha ayrıntılı bir şeklinde yine bu videoda, hatta şu an ekranınızda göreceksiniz. Yakın, daha yakın çekiminde görüyor olacaksınız ki ilham alabilirsiniz. Belki siz de kullanmak istersiniz bu düzeni. Bakalım bu düzende beraber neler yapacağız, ben de kullandıkça göreceğim. Şimdi diğer önemli olan kısma geçiyoruz. Aslında yıllık düzenden daha da önemli olan kısım tabii ki hayat planı. Eğer hatırlarsanız geçtiğimiz seferki yaptığım hayat planı yuvarlak bir tasarıma sahipti.
Aslında her ne kadar onun daha bütüncül bir görünüme sahip olduğunu düşünsem de bu sene farklı bir şey denemek istedim ve her seferinde daha farklı şeyler denemeye çalışacağım bu arada ki sizler de farklı tasarımlar yapabilirsiniz defterlerinize. Bu sene biraz daha böyle sütun, hani bar dedikleri, sanki içerisine bir sıvı koymuşum ve kademe kademe yükseliyor gibi bir görünüm kazandırma amacıyla bu şekilde bir tasarım çizdim. Ve geçen yıldan farklı olarak, geçen sene 8 alan vardı, bu sene toplam 10 tane alan var. Sizden aldığım geri bildirimlerle biraz daha netleştirip ayrıntılaştırdım ve daha net alanlara böldüm. Aslında bu 10 şey yine hayatımızda hepimizin bir takım şeylerle ilgili çalışmalar yaptığı, geliştirmeye çalıştığı kategoriler, alanlar. Hızlıca gideceğim üzerinden. Ev var, arkadaşlar ve sosyal yaşam var, aşk var, dinlenme ve rahatlama var, maneviyat, aile, sağlık, spor, para, yaratıcılık ve kariyer var. Bunlar benim hayatımdaki 10 tane kategori aslında. Beni motive eden, çalışmamı sağlayan, değer yaratmamı sağlayan bir takım başlıklar. Peki ne yapacağız bu sayfada? Öncelikle sizle sayfanın videonun açıklama kısmında bu 10 farklı alanla ilgili kendinizle ilgili çalışma yapabileceğiniz, derinleşebileceğiniz sorular paylaşıyor olacağım. Lütfen bu sol tarafı başlarken, değerlendirirken her bir alanla ilgili bu soruları kendinize sormaktan çekinmeyin ve dürüst bir şekilde bu soruları cevapladıktan sonra içinize lütfen dürüst bir şekilde burada 0 ile 10 arasında bir puan vererek 2017 yılını kendinizce değerlendirin. Bu değerlendirme bittikten hemen sonra bu sayfayı baz alarak yan sayfaya geçeceğiz ve önemli bir soru sormamız gerekiyor kendimize. Ben her yıl sormaya çalışıyorum. Soracağımız soru şu: 2018 yılında benim yapmak istediğim en değerli şey ne olacak? 2018 yılının benim için mottosu ne olacak? Sloganı ne olacak? 2018 yılını hatırlamak istediğimde o sene ne yapmış olmayı diliyorum aslında. Bu büyük soruyu kendimize sormamız gerekiyor. Bu özellikle sayfayı, bu iki sayfayı çalışırken kendinize bol bol, daha çok tek başına vakit geçirmekten çekinmeyin, özen gösterin. İçinize dönün ve gerçekten o derindeki o özlediğiniz şeyi, o istediğiniz, hayal ettiğiniz şeyi ortaya çıkarmaya çalışın lütfen. Daha sonra bu soldaki alanlara bakarak sağdaki alanlarla aslında aynılar. Bu sefer 2018 ile ilgili hayallerimi ve hedeflerimi yazmayı düşünüyorum. Örneğin evle ilgili 2018 hedefim, arkadaşlar ve sosyal yaşamla ilgili, dinlenme ve rahatlama ile ilgili, sağlık ve sporla ilgili 2018'de hedeflerim neyse burada onları görünür bir hale sokuyorum. Bu sayfa, bu iki sayfa, bu defteri de aslında değerli kılan önemli bir parça. Çünkü defteri yanınızda taşıyorsunuz ve sürekli olarak eğer yarı yolda kaldığınızı hissediyor, eğer nereye gittiğinizi tam olarak bilmiyor, hani günlük yaşam içerisinde bu sık sık oluyor, yoruluyoruz bazen okulda, işte ya da evde. Buraya bakarak aslında o yıl ne yapmak istediğinize yeniden odaklanabilirsiniz. Bu sizin kendi öz pusulanız olacak. Bu sayfa o yüzden değerli. Yine bu sayfa ile ilgili sormak istediğiniz soru olursa lütfen aşağıda yorumlar kısmına onu paylaşmayı unutmayın. Çok hızlı bir şekilde hepinize dönmeye çalışıyorum. İlginiz ve o güzel sorunuz içinde ayrıca çok teşekkür ederim. Bir sonraki haftaki videomuzda sizinle beraber aylık düzeni konuşacağız ve aylık düzeni nasıl hazırladığım üzerinde duracağız aslında birazcık. Ve yavaş yavaş aslında 2018'e hazırlık yaparak haftalık, belki de günlük düzene kadar tasarımlarımızı bitirmiş ve onu hızlı bir şekilde kullanılabilir hale getirmiş olacağız. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Böyle güzel, aydınlık bir yere geçtim. Bu masa tasarımını biraz değiştirdim. Belki dikkatinizi çekmiştir. Umarım göze harika gözüküyordur ve öğrenmenize katkı sağlıyordur. Bu videoyu beğendiyseniz beğene basmayı unutmayın. Ve kanalıma henüz abone olmadıysanız da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki hafta, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.